Kıtlamık ve kızamıkçık çok karıştırılıyor. Kızamıkçık nasıl bir hastalıktır? Evet, kızamıkçık, kızamın daha hafif formu diye halk arasında söylenebiliyor. Bu hastalık da yine bir tip bir hastalıktır. Damlacık yoluyla geçen bir rahatsızlıktır. Bu hastalıkta karşılaştığımız kişiden işte döküntüleri başlamadan bir hafta öncesinde ve bir hafta sonrasına kadar da bulaşıcılığı olan bir rahatsızlıktır. Çok daha hafif bir ateş olur. Ateşle birlikte yüzde ve vücutta çok hafif böyle küçük kırmızılıklar şeklinde döküntülerle kendini gösterir. En çok kulak arkasında olmak üzere boyunda, lenf bezlerinde şişliklerle olur. Birkaç gün içerisinde kendiliğinden geçen bir rahatsızlıktır. Çocuk için çok önemli değil. Hafif ateşli dönem böyle ateş düşürücüler vererek, hidrasyonunu sağlayarak toparlanabilir. Ama en önemlisi toplum sağlığı açısından kızamıkçık olan bir bebekle aşısız bir gebe karşılaştığı zaman bunun için hemen bir kadın doğum doktoruyla görüşmeli. Çünkü bu bebekler için, fetüs için oldukça zararlı bu kızamıkçık. Anne geçirmediği takdirde bebekte ciddi sekeller bırakabiliyor. Bazen medical abortus dediğimiz hani bebeği alacak düzeye kadar da gelebiliyor. O yüzden gebelerin de gebe kalmayı planlı bir gebelik düşünüyorlarsa gebe kalmadan önce bu testlerini bir 3 ay öncesinde yaptırıp eğer geçirmedilerse aşılamasını yapıp ondan sonra gebeği elektif şartlarda kalmaları daha uygun olacaktır. Ama hani şartlar uygun olmadığı takdirde de böyle bir çocukla karşılaşıldığında da kadın doğum doktorları takip edip belli bir testlerini yaptırmaları uygundur.